Müdürüm, müdürüm şunu da şey yapalım. Müdürüm şunu da tut şöyle, bu canlı açık şu an yayında. Değil mi? Bir de abiye intikal etti ya. Onunla ilgili ben bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Tutayım mı? Yok, ben şey yaparım, tutarım. Burada Cemil burada. Diğerlere. Biraz bu tarafa doğru gelseydiler o kenardaki arkadaşlar. Ama sen artık tamam. Oturup ortaya doğru tamam geç. Tamam mı? Tamam. Diğerleri vatandaş işlemi devam ediyor. Tamam. Bekleyelim mi birkaç dakika daha mı başlayalım? 5 dakika sonra. Tamam, bir 5 dakika daha bekleyelim. Tamam, tamam. Geldiler zaten. Tamam. Tamam. Yani yavaş, yavaş. Tamam, başlıyorum. 21 Ocak 2022 Cuma günü Çerkezköy Nüfus Müdürlüğü'nde görevini yapan bir memur arkadaşımıza yapılan sözlü ve küfürlü şiddet sonrasında olaya müdahale eden başka memur arkadaşımıza yapılan çirkin fiziksel eylemi tüm kamu çalışanları adına, Türk Bürosen İl Yönetimi adına şiddetle kınıyoruz. Bilindiği üzere kamu görevlileri devletin temsilcileri ve aynı zamanda devletin vatandaşa görünen yüzüdür. Devlet memurları vatandaşların iş ve işlemlerini bağlı bulundukları kurumların tabi olduğu kanunlar, yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde kendilerine verilen yetkiler dahilinde değerlendirmekte, vatandaşların taleplerini mevzuatlar çerçevesinde ve yasal dayanaklar dahilinde yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Gün geçmiyor ki yine içimizi acıtan memurlara karşı şiddet olayları karşımıza çıkmasın. Bu şiddet olayları bir gün sağlıkçılara, bir gün eğitimcilere, bir gün diğer kamu çalışanlarına karşı her geçen gün şiddetle artmaktadır. Bu durum ulusal medyada da her gün yer almaktadır. Şiddetin toplumun her kesiminde ve kamusal yaşamın her alanında ortadan kaldırılması için doğru politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Her olayda olduğu gibi yaşanan bu çirkin saldırıda da sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılmıştır. Yapılan yorumların bir kısmında saldırganın çirkin eyleminin haklı gösterilmek istenmiştir. Oysa ki şiddet kime karşı ne şekilde nerede olursa olsun kabul edilmeyeceği gibi hele ki bir devlet kurumunda kamu görevini yapan devlet memurlarına karşı yapılmış olması her ne sebeple olursa olsun haklı gösterilemez. Şiddet ne kadar insan onurunu zedeleyici bir durum ise de şiddete maruz kalan sırf bir devlet memuru olduğu için devletten intikam alırcasına onu haklı göstermek ve bu yönde yorumlarda bulunmak da o denli onur kırıcı bir durumdur. Aslında yaşanan olayla ilgili hiçbir bilgisi ve öngörüsü olmadan insafsızca yorum yazanlar zihniyetlerini ve kendi karakterlerini ortaya koymuşlardır. Artık bir memur arkadaşımızın kılına dahi zarar gelmesini istemiyoruz.
artık şiddet failinin serbest bırakıldığını görmek istemiyoruz. Ve bir suçun daha cezasız kaldığına şahit olmak istemiyoruz. Ülkemizde şiddet iklimi ve faillere yönelik cezasızlık şiddeti körüklemekte. Faillere verilen bu tavizler yaşanabilecek bir sonraki olaya da zemin hazırlamaktadır. Yaşanan bu çirkin saldırıların tekrarlanmaması adına Türk Bürosen olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Bize destek veren, yanımızda olan tüm memur arkadaşlarımızı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlarımızı ve basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunarız. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Dediğimiz gibi Türk Bürosen olarak takip edeceğiz. Sayın teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her zaman yanındayız. Özellikle işleri temsil ediyor. Her haber geldiğinde şunu hemen yanınızda olacağız. Bunu bilmesi isteriz. Süreci de takip edeceğiz. Evet, şeyi, tamam. Başkanım şunu bir şey yapar mısın? Onu zaten yazılı olarak. Çıkarır mısın? Tabii. Şunu ben çıkarayım. Bu zaten bununla ilgili yazılı. Tamam. Teşekkür ederiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşımız orada. Sizleri ziyaret edemedik. Arkadaşlara bunu söylüyoruz. Daha ziyarete gelemeden böyle bir olayla yüz yüze geldik. İnşallah kurumlara da gelip sizi ziyaret edeceğiz. Oldu, güzel oldu. Elinize sağlık. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Bugün buradaki arkadaşımıza, yarın size ya da bize. Teşekkürler.